Merhaba arkadaşlar, bugünkü başarı hikayemizde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden, yani eski adıyla Çapa Tıp'tan bir konuğumuz var. Sevgili Yusuf Kerem Öztürk. Kerem hoş geldin. Hoş gördüm hocam, merhaba. Merhabalar. Şimdi öncelikle ben e, Kerem'in netlerini bir sizinle paylaşayım sevgili arkadaşlar. TYT'de 35'e 5 Türkçe, 17'ye 3 Sosyal, 26'ya 7 Matematik, 18'e 1 Fen yapmış. 93 neti var TYT'de arkadaşımızın. AYT'de 33'e 1 matematik, 13'e 1 fizik, 12'ye 1 kimya, 11'e 2 biyoloji yapmış. 67-75 AYT neti var. OBP'si 96. Bu netlerle ve OBP ile Hamda 3027. yerleştirmede de 2884. olarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmeyi başarmış Kerem. Kerem seni yürekten kutluyorum. Teşekkür ederim hocam sağ ol. Gerçekten e, emeğine sağlık. Çok iyi yapmışsın. Bekliyor muydun bu kadar iyi? Ya da Hocam beklentinin gerisinde mi kaldı bu sonuç? Öyle başlayalım. Yok beklemiyordum açıkçası. Sınavın zor olması bana biraz yaradı. O yüzden böyle biraz ileride 2884'ten daha düşük bir sonuç bekliyordum. Yani ilk 5000 yapardım belki ama diyorsun hani 2800 iyi mi diyordun yoksa ilk 10000'de olurum mu diyordun sınavdan önce? Yani ben hocam beklentiyi çok yüksek tutmadım. Eee 10 bin gelse şükredecektim. Ya çok da iyi bir sonuçtu benim için. Anladım. Ama çok şaşırtıcı bir şekilde oldu yani. Peki şey mi? Sınavdan çıktığında ne düşünüyordun? Yani mesela TYT'den çıktığında oldu dedin mi ya da olmadı mı dedin? Ne dedin? Yok hocam TYT'den çıkınca zaten oldu diyen yoktur herhalde. <laughs> ya benim için de öyleydi ya. Olmadı diye düşündüm. Ama şundan emindim yani bu sınavda yapabileceğim en iyisini yapmıştım. Ne güzel. Sanırım dedim yani benim kapasitem bu. Yani bundan daha iyisine çıkabilir miyim? Çünkü sınavda hiç heyecanlanmamıştım garip bir şekilde. Kafamdaki her şeyi verebilmiştim. Ee, yani ben sonuca razı olacaktım. Ve içim ya, rahat çıktı. Evet. Aynen. Ama iyi gelmiş. Çok iyi gelmiş. Peki şey sorayım o zaman. Yani şimdi 2884'ü görünce ne hissettin? Vardın? Şey yani işte Orası orası tam böyle tüm sınavı çalışma sürecinin sonunda pik noktası yaptığım yerdi. Yani ailemle birlikteydim. Bir telefon sonucu öğrendik biz açıklandığını. Baktım telefona ve çok mutlu oldum. Çok sevindim ailemle birlikte kutladık. Bir çığlık falan olmadı ama gerçekten çok mutlu olmuştum. İçimden çığlık attım falan. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Tebrik ederim. Vallahi çok güzel olmuş. Peki Yusuf Kerem sen Üniversite sınavı birinci sende ne zaman oluştu? Yani mesela 11. sınıftayken bu işin farkında mıydın? Çalışıyor muydun? Neler yaptın? Hocam şu... 11. yazı nasıl geçti? Bir anlatır mısın hikayeyi bize? Tabii hocam. Şimdi şöyle oldu. 9-10'da ben Çormandolu sesindeyken Lisesi'ndeyken çok sınav odaklı değildik. Sınavın varlığını biliyorduk ama hani sistem nasıldı, kaç soru vardı sınavda onları bile bilmiyorduk. Ondan 11'e geçerken benim arkadaşlarım özel okula geçmeye başladı veya dershanelere kayıt olmaya başladılar. Ben de bu çevremin e, yaptıklarıyla dedim herhalde e, sınav yaklaşıyor biz de o, öğrenci evet <laughs> bir şeyler yapmamız gerekiyor diye düşündüm. E, baktım böyle herkesin bir kuruma e, kaydığını gördüm dershaneye kaydını özel okula kaydığını gördüm. Dedim bari ben de bir kuruma kayıt olayım. bir şeyler yapayım e, ama kayıt olmadım o yaz. 10. sınıfın yazında da ders çalışmadım. 11'e başlarken bu dershanelerin, özel okulların burs sınavları oluyor. Hani daha düşük ücretten girmek için veya %100 bursu girmek için. Bir kuruma kaydolmak olmak için ben de 11. sınıfın derslerine de çalışırım diye bu sınavlara hazırlanmaya başladım. Bu şekilde 11. sınıfta sadece 11. sınıf derslerini çalışarak gittim. 11. sınıf yine görece rahat olduğumuz bir sene oluyor hocam. Yani ders çalışmanın yanında başta aktiviteler yapabiliyoruz. Mesela ben basket oynuyordum e, okul takımında. Hiç antrenman kaçırdığımı hatırlamıyorum veya gitar çalıyordum mesela. Onda ilerledim. E, yani bu 12. sınıfın çok ağır temposuna girmeden 11'de böyle çıkış yollarından çıkıp e, biraz kendimizi rahatlatıp 12'ye böyle mental olarak hazırlanmak için güzel bir sene. Çok güzel. 11'in yazında da daha doğrusu 11'in yazı diye bir şey olmadı. Biz pandemiyle birlikte 11'in 200 dönemi yerde kesildi. <laughs> Biz o işte pandemiden önce ben dediğim gibi sınavlara hazırlanıyorum demiştim kurumların sınavlarına. Kendi okulum, mezun olduğum okulu kazandım. Oraya burslu girdim. Bu tabii bende bir rahatlık yarattı. Dedim artık 12. sınıfta rahat olacağım bir kuruma gideceğim orada daha iyi çalışacağımı düşünüyordum. 11'in pandemisiyle birlikte ben TYT matematik çalışmaya başladım. Tabii TET Matematiği çalışmadan önce bir TET denemesi yaptım. Ee, tam net hatırlayamıyorum ama ilk TET denemem 60-65 net gibi bir şeydi. Bu biraz beni e, şey yaptı yani toslattı ama biraz da motive etti ki çalışmam gerektiğini anladım. Ee, ve Tt matematiğe çalışmaya başladım işte. YouTube'dan çalışıyordum. Her yer kapalıydı. YouTube'dan çalış. Bu arada sizi keşfettim. Sizin e, çalışma stillerinize kendimi uydurmaya başladım. İşte YouTube'dan e, konu videosunu izliyordum. Bir soru bankasından o konunun sorusunu çözüyordum. Geçiyordum diğer konuya, diğer konuya, diğer konuya. Matematiği böyle bitirdim. Sonra TET Fize'ye geçtim. TET Fizik'te de aynısını yaptım. Fize'ye geçtiğimde mesela e, matematiğin alan denemelerini çözüyordum. Ama süre tutmadan soru bankası gibi. Böyle demiştiniz. İşte beko sistemli olunca böyle oluyor arkadaşlar. Yani evet. bu, işler, bu işler öyle e, sallasız gitsin olmuyor. Geçen videoda da söyledim bunu. video çekmiştim. Bir Beko üyesi Yusuf Kerem. Bununla da ayrıca gurur duyuyorum. Seni bir, bir kez daha tebrik ediyorum burada. Çok Tek teşekkür ediyorum. işler yapmışsın. Yani burada şimdi sözünü kestim ama şu mesela benim dikkatimi çeken şey. Arkadaşlar başınıza gelen bir olayı 500 değişik şekilde değerlendirebilirsiniz. Ama bakın Yusuf Kerem'in yaptığını, 60 net yaptım diyor. Şimdi oturup ağlayabilirdi. Ya bu ben yapamıyorum, edemiyorum. Ya, değil mi? Adam diyor ki bak 60 yapınca bu beni kamçıla diyor. Demek ki benim çalışmam lazım dedim diyor. Yani alınan kararlar. Yani millet dershaneye gidiyor, özel okula gidiyor. Şimdi o da bakıyor diyor ki ya benim de bir şey yapma zamanım gelmiş artık. Bak millet bu kadar uğraştığına göre pabuç pahalı. Yani olaylardan ders çıkarabilmek ve olayları kendi lehimize çeviren kararlar alabilmek. Bu çok önemli. Devam. Kerem dinliyorum seni. İşte hocam, TET böyle çalıştım, e, biyolojiye de dediğiniz gibi yaptım, ama TET kimya çalışmadım. Çünkü 11. sınıfın kimyası TET kimyanın yani yüzde 80'ini 80 kapsıyordu. Ben de ayrıca bir vakit ayırmayayım diye düşündüm, çünkü önümüze deneme çözecektim, bir şekilde olur diye düşündüm. TET sosyal aynı şekilde çalışmadım, e, ileride çalışacaktım. TET e, Türkçe için bu tyt matematikle başladığım andan beri. Paragraf ve problem çözdüm. Bunları nasıl yaptım? Bilgisayar mal paragraf kitabı vardı bende. Ve apotemi problemler vardı. İşte her gün ikişer sayfa şeklinde. Mesela TET matematik çalışırken problemleri geçtim soru bankasında. Çünkü her gün iki sayfa problem çiziyordum apotemiden. Bu şekilde onlara bir rutin oluşturmuştum. TYT Biyoloji'nin bitimine yakın bu kitaplar bitti. Ben de direkt Ales'e geçtim yine sizin önerinizle. ALES Türkçe'de alan denemesi formatında olduğu için hı hı. E, öyle çözmeye başladım ve ALES Türkçeyi herkese öneriyorum. Çok çok güzel bir kaynaktı. Aynen. E, bu şekilde e, yazı sonuna doğru geldiğimizde 11. sınıf bir tekrar yaptım kısa bir her konudan birer test çözerek. işte birkaç haftada bitti. E, 11. 11'i zaten sağlam geçtiğimi düşünüyordum. 11'de iyi çalışmıştım. 12. sınıfa geldiğimde tek kafamda 12. sınıf vardı. Zaten bu şekilde planlıyordum daha öncesinde. O yüzden e, rahat bir şekilde başladım diyebilirim 12'ye. 12. sınıfta da okulla paralel gittin. Yani orada ne anlatıyorlarsa onları şimdi çalıştın. O... Yoksa yani... önce mi gittin? Öne sen daha mı ilerideydin? Aa yok 12'ye başladığımda e, 12 boştu benim. Hiç çalışmamıştım 12'ye. İşte 11 ve TYT tamam diyebiliyordum. Ama tabii TYT tamam diyemiyoruz çünkü sürekli deneme çözüyoruz Aynen. falan. Hı hı. E, ama 12'de de şimdi pandemi falan sürekli kesiliyordu okul. Bir de şöyle bir şey vardı hocam bizim dönemde yani kendi özelimle söyleyeyim. Pandemi tatili sonra yaz tatili sürekli kendim çalışıyorum. Youtube'dan çalışıyorum. Bir hoca falan yok dersen yok. Ben buna çok alıştım. Ve çok da hoşuma gitti. Çok verimli gidiyordu yani. okula geçince bir ayak uyduramadım yani. Ödev veriyorlar falan. Ödev yapmayı unutmuşum. Bu ödev benim işimi aramaz diye falan. Sonra hocalar anlatıyor. Mesela tyt dersler anlatıyorlar. Ya ben bunu zaten işlemiştim. Tekrar işlemenin bir mantığı yok. Bunun yerine deneme çözsem daha verimli olur gibisinden düşünüyordum. Yani okuldan böyle bir kaçma yolu ararken tekrar tatil oldu okul. Covid nedeniyle. Ben de daha sonrasında çok düzenli takip etmedim okulu. Gitmedim. Sadece böyle bunaldığım zamanlar oluyordu. İşte gideyim arkadaşlarımla takılayım. Öğle arası basket oynayayım şeklinde böyle kısa kısa. Gidip orada kafa dağıtıyordum. Onun dışında evde çalışıyordum daha çok. E, AYT Matematik'te okul, okulda takip ettim sürekli. AYT Matematik'te e, okuldaki öğretmenimiz gerçekten alanında çok iyiydi. Onu takip ettim. Ama AYT de mesela e, tüm dersleri aynı TET çalıştığım gibi YouTube'dan videosunu izleyerek sonra soru bankasından çözerek bu şekilde bitirdim. AYT Fen erken bitti. Hemen alan denemelerine geçtim. E, AYT Matematik sona yakın bitti yine sona yakın bittiğinde de alan denemelerine geçtim yani bir şey yapmadım fazla. Anladım. Peki hani matematiği gerçekten iyi yapmışsın Kerem. Ee, TET neyse TET de bana göre yani 24 25 hani evet. 22 23 24 zaten hani şu an başarı hikayesindeki TET matematik netleri aşağı yukarı böyle. Evet. Ama AYT'de mesela hani 30'un üstünde yapan öğrenci hani sen 2800'e şaşırdım diyorsun ya sen oraya getiren bence tamam feni de fena yapmamışsın ama Asıl matematikte 30'u geçmem çok büyük etken burada. Bunu neye bağlıyorsun? Yani AYT matematiği bu kadar iyi yapmanı sağlayan neydi sence? Hocam AYT matematiği iyi yapmamı sağlayan şuydu. Sınavda hiç heyecanlanmadım. böyle berrak bir kafayla girdim. Ya nasıl olduğunu da anlamadım açıkçası. Normalde heyecanlanıyorum. Ben de onu soracaktım. Yani nasıl oldu bu diye şimdi onu da anlamadım. Yani şöyle <laughs> olabilir hocam yani. Daha öncesinde MSÖ deneyimi çok önemli bence. MSÖ'de de çok kötü yaptım bu arada kendim için. Yani beklenmeyen bir sonuç yaptım. 23 bin küsürlerdeydi MSÖ için. Yine görece kötü bir sonuç. Araya gireyim Kerem. Şimdi MSÖ'de 23 bin yapan arkadaşınız TYT'de 93 netle TYT sıralaması 7744. Hani MSU geldiği zaman gene bunları konuşacağız ama hani MSU kötü geçti öldüm bittim değilmiş bak. İşte diyorum ya hani olaydan 500 değişik sonuç çıkarabilirsiniz. Buradan doğru sonucu çıkarabilmek sizi doğru yerlere götürüyor. Devam Kerem. İşte hocam MSU kötü gelince e, şunu fark ettim e, yaptığım yanlışlarda, MSU'da yaptığım yanlışlarda. Yani neredeyse yüzde yetmişi sürekli e, heyecandan, yanlış okumadan, hızlı okumadan... E, tuhaf tuhaf aslında hiç yanlış yapmayacağım soruları yanlış yapmaktandı e, böyle olunca dedim yani heyecanlanmak hiç rasyonel değil sana sürekli zarar veriyor hani biraz beyin kontrolünü alamıyor bu düşünceyi ama bu e, davranışı yine de olduğu kadar e, onu şey yapmaya çalıştım e, kontrol altında tutmaya çalıştım yani hiç heyecanlanmadım, ne diyeyim yine bir heyecanlanma oluyor tabii ama peki bir şey soracağım Burada araya gireyim. Şimdi MSU'dan önceki deneme sınavlarıyla MSÖ'den sonraki deneme sınavları arasında fark vardır. Bunu uyguladın mı? Yani bunun antrenmanını yaptın mı mesela? Hani ben heyecanlanmayacağım. Tabii hocam yani e, bir kere akademik anlamda e, sosyal efen beni çok aşağı çekmişti. Türkçe ile matematik yine e, yani. nispeten iyiydi yani, yani. ama sosyal efen bana tokat attı. Ben de bu tokatı görünce sosyal efen asıldım yani sürekli. Sosyal fen alan denemeleri çözmeye başladım. Süresini kısmaya başladım. Daha verimli çözmeye başladım. Akademik anlamda bu şekilde etiketti. E, bu stres yönetimi anlamında da sınav stresi anlamında. Kendimi hazırladım yani. mental olarak böyle bir şey karşıma çıkacak. Daha önce yaşadım. Sonuçlarını gördüm. E, bu sınavda o zaman daha kontrollü olmalıyım şeklinde bir telkinle bulundum kendime. Ve e, hani evde çözdüğümüz, okulda çözdüğümüz deneme sınavlarında da bunu uygulamaya çalıştım bu telkini. Çok güzel. Yani gerçekten tebrik ediyorum seni. Peki kaynak önerisi yapar mısın bize? Beğendiğin kaynakları paylaşır mısın bizimle? Tabii hocam onu not almıştım. Hı hı. Oradan bakayım. Bir kere Ales demiştim Türkçe için. TYT Türkçe için. E, Ales çok önemli. TYT Matematik'te birer soru bankası çözmüştüm. O soru bankası e, acil soru bankasıydı. Hani zor ama gerçekten ile klasiğiyle, moderniyle her şekilde öğretiyor size. Ee, onun dışında TET fizikle bilgi sarmalı, ee, TET biyolojide biyotik, TET kimyada bir şey çözmediğimi söylemiştim. Alan denemeleri çözdüm ondan. Hı hı. Deneme için TET'de çözülmedik bir kaynak e, bırakılmıyor genelde. Ama e, şunu söyleyebilirim, bu genel denemelerde e, aklınıza böyle kaliteli yayınlardan iki tanesini seçip bunları sınava yakın zamanda çözerseniz çünkü son zamanlarda böyle saçma deneme görmek insanın moralini, motivasyonu çok aşağı çekiyor diye düşünüyorum ben. böyle kaliteli denemeleri iki tanesini seçin, sonra çözün diye düşündüm ben. Böyle de yaptım kendim. Ee, onun dışında AYT için AYT Matematik Devam Soru Bankası bitiremedim. Karekök'ün kökün e, limitine kadar gelebildim. Karekök çok güzel bir yayın bu arada. Arkadaşlara bunu önermek istiyorum. Ee, soru bankası bitiremedim ama limitten sonra apotemi türev integral çözdüm. Bu apotemi de siz önermiştiniz. Gerçekten bir hani sormuştunuz hocam matematikte neye borçlusun diye. Apotemiye borçluyum diyebilirim gerçekten. E, zaten zor bir yayındı. Sınavda zor gelince e, hazır girmiş oldum yani. E, Ayete fen de fizik için Palme ile Paraf'ı önerebilirim. Zaten Palme herkesin bildiği. Paraf da bu modern soruların daha ağırlıklı olduğu bir kitap bence. Kimya için Aydın, klasik, e, bilgi sarmal. Zaten kimya sınavda da çok değişken bir ders değil. Biyoloji için yanıkla yine palmeyi önerebilirim hocam. Bunlar güzeldi. Ama şunu önermek istiyorum yine sizin önerinizdi bu da. ÖABTler çok önemliydi bence fizikte mesela. Yani ÖABT'den soru devşirdiklerini ben sınav anında aklıma geldi. Yani bu ÖABT'de görmüştüm dedim ve içimde rahatlatan bir etken oldu bu mesela. Bu ÖABT ile ilgili de ufak bir şey var hocam. Beko Sistem'de Zeynep Özen diye bir arkadaş vardı yorumlarda görmüştük kendisini. Bu ÖABT'lilerin çözümlerini bulamıyorduk biz. O şey yazıyordu hani ben de var bana yazarsanız mailinizi ben size gönderirim. Mesela Beko Sistem'de yardımlaşma dayanışma anlamında çok güzel ben sonra hatta mail attım kendisine çok teşekkür ederim dedim konuştuk falan. Hani hiç yüz yüze görüşmedik. Ama e, aramızda bir sınav bağı vardı, ekosistem bağı vardı ve sürekli birbirimize yardımlaştık, dayanışma içindeydik. Bu önemli bir şeydi bence, belirtmek istedim. Yani çok... e, onun dışında geometride de bilgi sarmal çözdüm ve yeterliydi. Benim zaten geometrim fena değildi. Gayet iyi. Yani şimdi onu çözdüm, bunu çözdüm, hepsini söyledim ama hani bayağı iyi çözmüş gördüğünüz gibi. Hani yapılması gerekeni yapmış. Baktığınız zaman hani e, Kerem'in çok da ekstra yaptığı bir şey yok gibi değil mi? Her şeyi zamanında ve doğru yaptığı için. Yani istatistik sonucu da bence almış. Peki Kerem hep tıp mı istiyordun? Hayal hep tıp mıydı? Hocam hayalim hep tıp değildi. Ama şöyle e, zaten belli bir e, raddiye açtıktan sonra çok e, özel spesifik istekleriniz yoksa mühendisle tıp arasında bir seçim yapmanız gerekiyor. Ben de 9-10. sınıfın yazlarında bir çakma mühendislik macerasına girmiştim. Hani komşumuzun bir komşumuz mühendis. Onun ha. atölyesine gitmiştim çalışmak için. ve mühendislerin hayatına yakın mercekten görme şansını elde ettim. Hayat boyu sürdürülebilir bir meslek yöntemi değildi benim için. Sevenler için gerçekten çok güzel bir meslek. Aşağı aşağılamak gibi bir haddim değil zaten. Fakat benim için uygun olmadığını gördüm. Geriye kaldı tıp. Yine tıpı çok istiyorum diyemedim sınav süreci boyunca. Sınav süreci boyunca soranlara ilk önce bir sınav bitsin sonra bakarız şeklinde cevap verdim. Ama sınav tercih döneminde de şunu düşündüm. E, ya bu kadar yaptık. Dünya seviyesinde bir e, klasmanında bir eğitim alalım. E Türkiye'de e, baktım. E, gerçekten tıp Türkiye'de belki akademik anlamda en iyi eğitim verilen alanlardan biri. En iyi eğitim verilen alan öyle söyleyeyim sana. Yani evet alanlardan hocam, zaten... biri değil. En iyi eğitim verilen alan bence tıptır. Yani Türkiye bu konuda dünyada hani ilk üçe oynar belki de birinci sıradadır. Gerçekten çok sağlam bir tıp eğitimi veriliyor bizde ya. Yani. Evet hocam ee, zaten bunu evet, sizin canlı yayınlarınızı da duymuştum. Aklımda kaldı. O fikirler tekrardan canlandı. E, ve e, tercih dönemi boyunca da e, hani sınavlar açıklanmadan önce e, soru kitapçı açıklanıyor ya. <laughs> Soru kitapçıktan böyle bakıyorum işte netlerimi hesaplıyorum. 2019'a bakıyorum. Böyle 10 bin falan geliyor. Ya 10 bin falan gelince de ya çok da fazla bir seçenek olmuyor hocam. Tıp yazar giderim diye düşünüyordum. Hani bu fikirler de canlanınca iyice tıp araştırmaya, ısınmaya başladım. E sonuç 2884 gelince de fikrim değişmedi. Tıpa karar vermiştim. Ve İstanbul Tıp Fakültesini tercih edip yerleştim hocam. Mutlu mesut musun peki şu anda? Çok mutluyum. Yoğun bir dönem geçiyor. Hani herkesin birinci sınıf. Allah yardımcın olsun. Tabii. Yani birinci sınıf nispeten hani tıpın en zor, en kolay birinci ha, evet, kolay. sınıf. kolay. İşte yoğun anlamda evet. tatlı bir yoğunluk Hocam mesela evet. kulüpler var. Kulüplerle ilgileniyorsun evet. falan. Ders anlamında değil. Peki Kerem, 2022'de sınava girecek arkadaşlarına birkaç cümleyle seslenmek istesen onlara neler söylerdin? Hocam 2022 için şunu söyleyebilirim. Son iki yılda gördüğümüz gibi sınav akademik anlamda olduğu kadar psikolojik anlamda da bir eğitim gerektiriyor insanlara. Bu yönüne kendilerini hazırlasınlar. Yani çok zor da gelse, çok kolay da gelse sınav anını iyi yönetmek için psikolojilerini sağlam tutmalarını önerebilirim. Bir de bu sınava ders çalışmaya, yoğun çalışmaya başlamadan neden çalıştıklarının felsefelerini bir akıllarında oturtsunlar bence. Yani şöyle bir şey var, verimli bir yöntem bu sınava çalışmak. Çünkü bir iki sene çalışıp hayatınızda bu kadar fark yaratabilecek başka bir tahterevalli ben bilmiyorum yani vardır illaki ama üniversite sınavı da bunların belki en iyisi. Yani iki sene çalıştınız ve hayatınızda ettiğiniz fark gerçekten çok yüksek. Bu yüzden iki sene çalışmak mantıklı geldi bana. Ben de bu yüzden e, asıldım yani. Mantıksız gelmeye çalışmak. Çok güzel bir mantık kurmuşsun. Vay yani gerçekten çok güzel. Bak yıllardır hani başarı hikayesi çekiyorum, bu işi yapıyorum, anlatıyorum. Ama bakın işte şu olayı bu şekilde özetleyebilmek. Valla tebrik ediyorum yani söyleyecek bir şey yok. İki yılı ömründen verip 60 yılı yüzde iki yüz karla geri alıyorsun gibi. Mesela öyle evet, bir, şey bir insan. Evet, Ya da evet. işte çalıştığına göre kar ne kadarsa iki yüz, üç yüz, beş yüz yani bunun e, liseyi yok, sınırı yok. Kerem çok teşekkür ederim bu hikayeyi bizimle paylaştığın için. Ben teşekkür ederim hocam. Yani ben, takip edip burada da yer almak beni çok gururlandırdı. Çok Ya beni de çok gururlandırdı e, seninle birlikte olmak. Yani söyleyecek söz bulamıyorum. Ben gurur duyuyorum hepinizle. Size gerçekten çok ihtiyacımız var. Ben sizin kuşağınıza çok güveniyorum. Bu ülkenin aydınlık geleceği sizin ellerinizle, sizin zihninizden çıkan işlerle şekillenecek. Bundan eminim. O yüzden de e, ayrıca çok mutluyum. Yani sizlerle birlikte olmaktan. Umarım İstanbul'a geldiğimde görüşmek de kısmet olur. Çok teşekkür ediyorum tekrar. İnşallah hocam. Zaten bizim okulumuzda dönemimizde de sizin şeyiniz var, ekolünüz var yani. Burada çok taraftar bulursunuz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.